Peki. Sürekli etiketleme diyoruz. Nedir bu etiketleme dersek? Bu aslında ekranda gördüğünüz resim, etiketlenmiş bir resim. Labeling uygulanmış. Ve burada maskeleme tekniği uygulanmış. Masking. Bunun farklı farklı yöntemleri var etiketlemenin. Bu da onlardan bir tanesi. Maskeleme. Maskeleme nedir? Bir nesneyi, bir objeyi diğerlerinden farklı olacak şekilde renklendirme. Yani ayrıştırma birbirinden. Dikkat ederseniz mesela insan faktörü, otomobil faktörü, bunların hepsi farklı farklı şekilde renklendirilmiş. Gökyüzü, burada fark edemiyor olabilirsiniz ama gökyüzü de renkli burada. Binalar daha soyut renkle renklendirilmiş. İnsanlar ayrıştırılmış burada dikkat ederseniz. Araçlar mavi, yerler yani ama dikkat ederseniz yaya geçidi olan yerler daha farklı bir renkte yapılmış gibi. Bununla ilgili çok çok farklı örnekler var. Mesela şu direkler sizin için önemliyse o zaman direkleri de farklı renkle özellikle belirtebilirsiniz. Hani baskınlığını artırabilirsiniz resim üzerinde. Standardı yıllardır kullanılan labeling yöntemi şudur aslında. Elimizde bir resim ya da video var. Videoda da labeling yapılabilir. Metinsel veriler ya da ses üzerinde aynı şekilde. Aslında odaklandığınız şeyleri ayrı ayrı bildirmenizi sağlar labeling. Burada mesela biz bu fotoğraf üzerinde bunun gibi 10 bin tane foto üzerinde diyelim. Otomobilleri, otobüsleri vesaire ayrı ayrı belirleyip onlara otomobil diye ya da mesela şurada bir otobüs diye etiketlenebilecek bir nesne var. Bunları ayrı ayrı 10 bin resimde de bildiğiniz Photoshop kullanır gibi mouse'la gelip üzerine şöyle tıklayıp bir kare çiziyorsunuz vesaire gibi. Bu şekilde işaretleyip ona label adı vermek. Aslında etiketleme bu. Bununla ilgili tool'lar var. Kullanabileceğiniz yazılımlar var. Bunlardan örnekler vereceğim şimdi. Bu arada dikkat ederseniz Awesome diye 3 tane link var. Awesome teknik konularda şöyle kullanılıyor şu amaçla. Bu herhangi bir programlama, yazılım, teknoloji alanında kullanılabilir. Mesela Golang öğrenecekseniz, Python öğrenecekseniz, GitHub gibi kod paylaşım platformlarında o alana odaklanmak isteyenlerin işini kolaylaştıracak hızlı bir şekilde birçok tool'a, birçok open source projeye ulaşabilecekleri bir rehber oluşturmak için aslında kullanılır. Awesome Python, Awesome C Sharp, Awesome Data Labeling, Awesome Dataset Tools vesaire gibi mesela bunlardan bir tanesi. Şimdi tarayıcıyı paylaştım. Görüyorsunuzdur muhtemelen. Mesela buradaki linkte bir tanesini gösterelim. Label IMG. Bu şöyle göstereyim. 59 tane katılımcıyla desteklenmiş. Ve en son 25 gün önce güncellenmiş burada. Dikkat ederseniz. Bu önemli bir şey. GitHub'da herhangi bir projeye baktığınızda ilk dikkat etmeniz gereken şey dokümantasyon kısmı şu şekilde. Ve kaç tane katılımcı buna destek sağlıyor? Kod vesaire paylaşım olarak güncelleme desteği sağlıyor. Ve en son ne zaman güncellenmiş? Çok çok eski değilse
Tabii ki proje tipine göre değişir. Bazı projelerdeki bir ay diyelim çok uzun olabilir aslında gibi. Ve kaç kişi tarafından kullanılmış bu yeni özelliklerden biri? Ya da direkt olarak bakmak gerekirse kaç kişi buna star vermiş? 11 bin kişi bunu faydalı olarak düşünmüş ve elini oraya kadar götürüp butona basmış diyelim. Daha fazla kişi kullanmıştır mutlaka bunu. Ve fork edenler, yani burada bir hesabınız var diyelim. Siz label IMG'nin kodlarını, burada ne varsa hepsini o anda snapshot'ını alıp kendi profilinize kopyalamak, ama hard copy deniyor buna. Yani gerçek anlamda burası silinse bile sizin hesabınızda duracaktır o. O şekilde çalışan, bunu yapan 3.7 bin kişi. 3.700 kişi bunu yapmış gibi. Ne işe yarıyor? Şöyle bakalım. En basit haliyle mesela insan diye, person diye bir etiket yapıyorsanız elinizde çok çok farklı binlerce insan içeren fotoğraf var. Bunların her birini label'lamanız gerekecek. Eğer özel bir çalışma yapıyorsanız diyelim, yoksa insanla alakalı etiketlenmiş çok fazla veri seti var mesela. Çünkü bu çok genel bir sorun. Bir resimde insan bulmak mesela. Ama nasıl yapıldığını örneklemek için güzel bir örnek. Ve 3 tane mesela futbol sahasındaki futbolcular da insan kategorisinde, person kategorisinde işlenmesi gerekiyor. Çünkü oluşturduğunuz veri setinin içerisinde tarlada çalışan bir insan da olabilir. Bir mesela balerin de aslında gösteri sırasında insan olarak işaretlenir. Ya da tabii ki alt kategoriler yoksa diyelim bir bebek, yeni doğmuş bebek de bir insan olarak kategorilendirilir. Futbol oynayan, yüzen, mesela yüzen de çok ekstrem bir örnek. Çünkü su diye bir şey var orada. Suyun içerisinde vücudunun çok az kısmı görünen çok farklı bir şey var, bir şekil var. Onu da özel olarak, insan olarak tanıtmanız, mesela bu tür çok ekstrem konuları özellikle doğru olarak tasarlamanız, öğretmeniz sizin için faydalı olacaktır. Aksi halde mesela yüzen bir şekli, bir şeyi insan olarak öğretmezseniz deniz üzerindeki herhangi bir şeyin insan olma ihtimalini bilemeyecektir yapay zeka gibi bir durum var. Tabii ki direkt yüz fotoğrafını çok net bir şekilde görebiliyorsa yapay zeka, onun insan olduğunu anlar çünkü orada bir yüz var. Yani face recognition çok teknik olarak uygulanabilen bir şey ama fiziksel olarak zor. O yüzden bu tür şeyler de önemli diyelim. Burada birçok kaynak var. Bunları inceleyebilirsiniz. Mesela şurada resimler ile alakalı kullanabileceğiniz tool'lar var. Altında text ile ilgili labeling tool'ları var. O yüzden dikkat ederseniz mesela image labeling demedik buna. Data labeling diyoruz. Şurada linkte göreceğiniz gibi. Çünkü birden fazla tipte veri kullanılabilir. Ya da ses üzerinde bir annotation işlemi yapacaksınız ki buna annotation da denir. Ve labeling araçlarından ses için özel olanları da var. Video için var aynı şekilde. Time series odaklı 3D için. Mesela LiDAR verileri için. LiDAR da genel olarak insansız otomobillerde LiDAR ve radar donanımları vardır. Onların verisiyle alakalı. Gibi gibi birçok şey var. Multi domain dediği alan da aslında ücretli olarak siz verilerinizi bir yere yüklüyorsunuz. Yüklediğiniz yerde de gene insan çalışanlar var. Tabii fiziksel olarak orada çalışan değil. Dünyanın birçok yerinde gönüllü olarak, hani internetten para kazanma amacıyla bunu yapanlar oluyor. Etiketleme ile para kazanmak. Onlar etiketliyor. Etiketleme başına da para ödüyorsunuz. Bu sayede ekip kurma vesaire, onların hani bir de iş bilmeyen kişilerden oluşan ekiplerde ciddi zaman kaybı da, maliyet de oluşturur. Bu tür sorunlarla uğraşmak istemiyorsanız belli bir bütçeyle bunları yapabiliyorsunuz. Yaptırabiliyorsunuz daha doğrusu.
Data Turks bunlardan bir tanesi. Aynı şekilde Amazon'un Mechanical Turk'ünü de inceleyebilirsiniz. Gibi. Tekrar sunuma geçiyorum. Evet. Peki. Etiketleme genel olarak böyle. Videolarda da yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Direkt data odaklı düşünün. Herhangi bir veri tipinde bunlar yapılabiliyor. Peki. Daha önce bahsettiğimiz bir mesele vardı. Elimizde 1000 tane fotoğraf var ama bizim ihtiyacımız olan anladık ki 10.000 tane fotoğraf lazım. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun farklı yöntemleri var. Şöyle birkaç tane göstereceğim. Bunlardan bir tanesi, eğer yeteri kadar veriniz yoksa o veriyi bulmak için interneti kullanmak. Burada da gene resim üzerinden örneklemek daha doğru olabilir şu an için. Ama bunu herhangi bir alanda yapabilirsiniz. Video, ses ya da metinsel veri üzerinde bunlar uygulanabilir. Mesela resim üzerinde internetten crawling işlemi yapmanız gerekiyor. Crawling'de de tahmin edersiniz internet siteleri, kaynakları, arama motorları bunlardan belli başlıklarda sizin arama kelimeleriniz, keywordlerinize göre arama yaparak onun sonuçlarında gelen resimleri yani verileri bilgisayarınıza otomatik olarak indirmek. Crawling işlemi bu işi yapıyordu. Bu aslında bot tam olarak. Ve bununla ilgili geliştirilmiş güzel bir library var mesela. Google Image Download bunlardan bir tanesi. Bunu GitHub üzerinde linkini görüyorsunuz şu an. Hardik Vasa diye bir profil bunu yapmış ve ciddi bir kontribütör de alıyor vesaire. Ne iş yapıyor bu özet olarak? Bu script'i bilgisayarınızda kullandığınızda şuradan göstereyim direkt. Input Arguments kısmından bunu görebilirsiniz ya da Examples and Code Samples alanından. Şöyle göstereyim. Config file vesaire geçiyorum. Parametre kısmına geleceğim. Bakın command line examples kısmında. Şöyle Google Image Download diye bir exe'miz zaten var burada. Yani parametreyi ona göndereceğiz. Ve parametrenin uzantılarında da şöyle ekstra parametreler var. Açıklamaları da duruyor burada. Mesela suffix, keyword, red, blue dediğinizde bir şey arıyorsanız onun kırmızı ve mavi olanlarını arıyorsunuz demektir. Burada da belirtiyor temel olarak. Ekstralar var. Mesela ne aramak istiyorsunuz? Otomobil diyelim, car. O zaman car diye burada yazarsınız. Sonrasında ekstra keywordler, parametreler, suffix keywordler. Şurada SK. Onları eklersiniz. Sonrasında da nedir bunlar? Red, blue ve white. Kırmızı, mavi, beyaz otomobil aramak istiyorsunuz. İşte hangi sayfalarda kaç tane aramak istiyorsunuz? Vesaire vesaire. Derinliklerini de belirtiyorsunuz. Farklı diller burada kullanılabilir. Mesela burada Çince ya da Japonca istediğiniz dili kullanabilirsiniz internette arama yapmak için. Bu Google odaklı çalışan ama bunun farklı kendi botlarınızla yazabilirsiniz. Bunları bulduğunuzda onlar size download ediliyor ve bilgisayarınızda bunları tekrar
veri seti oluşturmak için kullanmanız gerekiyor. Yani doğrudan indirdiğiniz gibi kullanamıyorsunuz. Bunu tekrar hatırlatayım. Veri seti oluşturursunuz. Bu kaynakları aldıktan sonra bunları belli formatlara çevirirsiniz gene. Temizleme işlemleri, boyutlandırma vesaire. Çöp olanları ayırırsınız gibi. Sonrasında da veri setinizi ekliyorsunuz. Bu şekilde bulabildiğiniz kadar buldunuz gene. Diyelim ki 1000 tane fotoğraf vardı. 3000 tane de böyle buldunuz internetten. Ve temizlediniz. 4000 tane yaptım. Ama size 10.000 tane gerekiyor. Fotoğraf hesaplarınıza göre. O zaman ne yapmanız lazım? O zaman da işte diğer teknikler devreye giriyor. Bunlar da hemen slide açıyorum. Bunlar da şöyle. Data augmentation diyoruz buna. Dikkat ederseniz image ya da video augmentation diye spesifik hale getirmedim. Bu data augmentation olarak kullanılıyor. Temel olarak iki amaçla kullanılır. Data augmentation, yapay zeka uygulamalarındaki ezberleme sorununu çözme tekniklerinden biridir. Çünkü yeterli veriniz yoksa ezberleme problemi oluşabilir modelde. Modeli eğitmek için gerekenden daha az veriye sahip olunduğu durumda veri çoğaltmak için kullanılır. İşte bizim ihtiyacımız bu. Verimiz az, yetmedi. Bunun üzerine bir şeyler eklememiz gerekiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Gene aynı şekilde bunu görsel üzerinden, görsel veri üzerinden yapacağız. Örneğimiz de şöyle. Mesela data augmentation altında eğer resim üzerinde bunu yapacaksak image augmentation konusuna odaklanmamız gerekiyor. Eğer veri setiniz videodan oluşuyorsa o zaman video augmentation olarak araştırmanız daha iyi olur. Bununla ilgili de tool'lar var gene GitHub'da. Onlara da ayrıca bakabilirsiniz. Hepsi için ayrı ayrı var. Mesela orijinal verimiz şu. Demiştik ya 10.000 tane lazım. Elimizde 1000 tane var. Ne demek oluyor? 10 katına çıkarmamız gerekiyor. Sonrasında internetten de 2.000 tane bulduk diyelim. 3.000 tane olsun elimizde. Artık 6.000 tane bulmamız bizim için yeterli olacak. Sadece elimizdeki veri seti içinden random olarak, rastgele olarak 1.000 tane seçip bu seçtiklerimizi augmentation uygulayarak diyelim 6 farklı augmente edilmiş resim üretirsek bizim sorunumuzu çözecek. Değil mi? O zaman bir taneyi seçtik böyle 1000 tane. Hepsine şu şekilde bir augmentation uyguladığımızda bakın çarpı 6 oluyor. Doğrudan 6000 tane augmente edilmiş veri sahibi olmuş oluyoruz ve 10.000'e tamamladık. Bu kadar basit. Tabii sadece bunlar değil. Hani şurada kafanızı karıştıran bir konu da olabilir. Onu da açayım. Yani buradaki resimle alttakiler bize göre aynı. İnsana göre aynı ama hesaplamalı tarafta hani bunun piksellerini okuyan bir yapay zeka modeli için aynı değil açıkçası. Çünkü o piksellerinden bunu öğrenmeye çalışıyor. Ve dikkat ederseniz burada işte ters çevrilmiş bir hali var. Biraz da kısaltılmış. Mesela boynundan gerisi biraz kesilmiş. Ve burada da yan çevrilmiş. Burada da aynı şekilde. Yani şunun daha kısaltılmış hali. Burada da çok farklı. Şurada da, burada da vesaire. Bu tür oluşturulmuş, yani profesyonel ve doğru şekilde augmente edilmiş resimlerden bahsediyorum. Birbirine çok benziyorsa, eğer orijinal resimle, yani orijinal veriyle augmente edilmiş, çoğaltılmış veri birbirine çok benzerse, bu ezberleme sorununa yol açabilir. Çünkü aynı şeyi vermiş olursunuz. O nedenle bunlar önemli.
Sadece 6 tane değil, bundan çok çok fazla var. Onlarca, yüzlerce farklı teknikle veriyi değiştirme, bozma, içerisinden pikseller silme, şeklini değiştirme gibi resim işleme yöntemleriyle oluşturulmuş teknikler var. Bunlardan istediğiniz kısımları seçeceksiniz sadece. Hepsini uygulamak zorunda değilsiniz. Siz belirleyin bunları. Ve bir diğeri, burada gördüğünüz mesela gene data augmentation. Sağ tarafta ilki orijinal, diğerleri de mesela şurada yazanlar augmented teknikleri. Hepsinin farklı farklı. Decolorized mesela, Edge Enhanced gibi. Flip Rotate, sağa sola ters çevirme vesaire gibi. Bunun gibi çok fazla var. Böyle birkaç tane değil. Bir taneden direkt 1000 tane varsa hemen hızlı bir şekilde 10.000 tane yapabilirsiniz bunu.